Namık Bey nerede? İdil Hanım'la beraber odasındalar. İyi. Git o zaman söyle sofra hazır diye. Tabii. Ferhat'ın sevgili kardeşi ve sevgili gelinimin abisi odaya dinleyici yerleştirdiler. Bunu söylemek için mi çağırdın beni buraya? Kaç kere aradım, cevap vermedi. Evine de gitmemişsin. Kapının önüne adam koydum günlerce. Neredeydin Edil? Mesaj attım sana Namık. Bir süre görüşmesek daha iyi olur dedim. Evime gideceğin için de evime gitmedim. Çünkü seni görünce benim kafam karışıyor. Duygularıma yenik düşüyorum. Duygularımın bir karşılığı var mı? Yoksa ben bunu hayal mi ediyorum? Bunu bir anlamam lazımdı. Bu ne demek şimdi Edil? Benim kavgam kim için? Kimler için? Sen bu hayattaki en büyük sırrımın ortağısın Edil. Oğlum Ferhat hastanede ölüyordu. Ama sen bu durumu reklam malzemesi yapmak için beni ikna etmeye çalıştın. Yeter bana bağırdı Namık. Ve sen buna ses etmedin. Benim en çok buna canım yandı. Bak ben burada nasıl meselelerle uğraşıyorum tahmin bile edemezsin. Savcı Yiğit yetmezmiş gibi bir de Şahin çıktı başıma. Kim bu Şahin? Senden ne istiyor? Uzun ve sıkıcı bir hikaye. Ama hallettim. Ben senden özür dilerim Namık. Sen bir yandan Ferhat'ın derdiyle bir yandan bu adamla uğraşırken ben... Seninki benim bütün dengemi alt üst etti. Hormonlar işte. Aptallık ettim. Farkındayım, özür dilerim. Çok sıkıntılı günler geçirdik Edil. Ama bitti. İnan bana. İnanıyorum. Tüm kalbimle inanıyorum. Ben en çok sana inanıyorum. Namık Bey, İdil Hanım. Sofra hazır. Herkes sofrada. Geliyoruz.